Coin Türk'ten merhaba. Haftanın önemli gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Kripto para dünyası ve blockchain ekosistemi ile ilgili en güncel haberlere sitemiz Coin Türk'ten ulaşabilirsiniz. Paylaşımlarımızla ilgili yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi geçtiğimiz hafta neler olmuş bir bakalım. Fiyatlardaki düşüş Bitcoin madencilerini nasıl etkiledi? Kripto paraların yaşadığı son düşüş piyasa unsurları arasındaki birçok dengenin değişmesine neden oldu. Dünyanın 3. büyük madencilik havuzunun verilerine göre madenciler de bu durumdan nasibini aldı. Kasım'ın ortasından itibaren 600 bin ila 800 bin kadar Bitcoin madencisi faaliyetlerine son verdi. Fiyatlardaki düşüş ve ağdaki hash oranlarının azalması bu duruma sebep olarak gösterilebilir. Satoshi Nakamoto'ya ait hesaptan gizemli bir mesaj var. Bir zamanlar Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi'ye ait olan bir peer-to-peer küresel ağ hesabından bir kelimelik durum güncellemesi yapıldı. Bu hesap Nakamoto'nun eski e-posta adresine bağlı bulunuyor ve hesaptan ilk Bitcoin yazılarının yayımlandığı görülüyor. Bazı iddialara göre bu hesap 2014 yılında hacklenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde hesaptan nur yazıldı ve paylaşıldı. İfadenin ne anlama gelebileceği hakkında tartışmalarsa devam ediyor. Kriptometre'nin bu haftaki konuğu Hakan Çelik. Ebru Baki'nin sunumuyla ve BTC Türk CEO'su Özgür Güner'in katılımıyla devam eden Kriptometre'de geçtiğimiz hafta İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan vardı. Güner'i ve Manukyan, kripto para dünyasında regülasyonlar ve regülasyonların olası etkileri üzerine konuştu. Kriptometre'ye bu hafta gazeteci Hakan Çelik konuk oldu. Gündemde de dünyada yaşanan değişimlerin medyaya nasıl yansıdı ve finansal araçların dijitalleşmesinin Türkiye'ye katabilecekleri vardı. Programın tamamını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Şimdi de geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarına bakalım. Wall Street Journal'ın 25 Kasım tarihli bir haberine göre Amerika'nın Ohio eyaleti vergi ödemesi olarak Bitcoin kabul eden ilk eyalet olmaya hazırlanıyor. Habere göre bu durum öncelikle yalnızca işletmelere uygulanacak. Bazı kullanıcılara göre ise bu gelişme kripto paraların daha da meşrulaştığı anlamına geliyor. 2013 yılında eski bir Microsoft çalışanı tarafından kurulan Gigawatt isimli kripto para madencilik şirketi iflas etti. Gigawatt geçtiğimiz günlerde alacaklarına borçlarını ödeyemediği için Washington Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Yatırımcıların kripto anne lakabını taktığı SEC komisyoneri Hester Pierce bir kere daha ETF'ler hakkında konuştu. Pierce katıldığı podcast'te kripto para ETF'lerinin başlatılmasının kesinlikle mümkün olduğu yorumunu yaptı. En büyük kripto para birimi borsası olarak anılan Binance'in 26 Kasım'da yaptığı bir duyuruya göre Tether piyasasının ismi Stablecoin piyasası olarak değiştirildi. Bu hamle sayesinde borsada daha fazla Stablecoin çiftinin desteklenmesine imkan tanınacağı iddia ediliyor. Kripto para yatırım firması Morgan Creek'in ortağı Anthony Pompliano, Bitcoin'in Aralık 2017'de gerçek değerinin çok fazla üzerine çıktığını ifade etti. Yıl boyunca devam eden satış baskısına dikkat çeken Pompliano, Bitcoin'in uzun vadede değer kazanmasının kaçınılmaz olduğunu savundu. Amerika Menkul Kıymet Borsalarının en büyüklerinden Nasdaq, Bloomberg'in geçtiğimiz haftaki haberine göre 2019'un ilk çeyreğinde Bitcoin vadeli işlemlerini başlatmayı planlıyor. Nasdaq bu ileri adımını Bitcoin fiyatında son günlerde yaşanan düşüşlere rağmen atıyor. Dünyadaki en eski kripto para borsalarından Bitstamp, kurumsal yatırımcıları çekmek adına teknolojik yeniliklere imza attı. Irizium adlı bir gözetim platformuyla çalışmaya başlayan Bitstamp, bu sayede şüpheli faaliyetleri ve piyasa manipülasyonlarını gözlemleyebilecek. BitTorrent ve uTorrent'e nihayet kripto paralar geliyor. Dünyanın en büyük ve en popüler peer-to-peer iletişim ürünleri ve protokolleri BitTorrent ve uTorrent, müşterilerinin ads-free ve pro ürünlerini Tron, Bitcoin ve Binance Coin ile alabileceklerini açıkladı. Güney Kore'nin İnternet ve Güvenlik Ajansı, güçlü güvenlik altyapısı nedeniyle Upbit'e bilgi güvenliği yönetim sistemi lisansı verdi. Upbit böylece ülkede bu lisansı almaya hak kazanan ilk kripto para borsası oldu. Nasdaq ve Amerikalı yatırım firması VanEck bir ortaklığa vardıklarını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Ortaklık kapsamında yapılacak çalışmalarla şeffaf, düzenlenmiş ve denetlenmiş dijital varlık ürünlerinin başlatılması hedefleniyor. Ünlü Bitcoin boğası Mike Novogratz'ın kripto para alım satımı yapan şirketi Galaxy Digital, Bloomberg'in haberine göre yaşanan ayı sezonu dolayısıyla 2018'in son çeyreğinde 41 milyon dolar zarar etti. Büyük firmaların blockchain adına adım atmaları toplulukta büyük yankı yaratıyor.
bu hamleyi yapan perakende devi Amazon olunca yankılar daha da büyük oluyor. Amazon Web Servis CEO'su Andy Jassy, Amazon Quantum Ledger Database ve Amazon Managed Blockchain'in yakın zamanda piyasaya sürüleceğini duyurdu. ICO'lar konusundaki menkul kıymet fetişizmi bitmek bilmeyen SEC'e mahkemeden tokat gibi bir cevap geldi. SEC, BlockWest ICO'sunun fonlarının dondurulması konusunda mahkemeye ihtiyari tedbir başvurusu yapmıştı. San Diego Bölge Savcısı SEC'in talebini reddetti. Kripto para piyasası son zamanlarda büyük bir değer kaybına uğrasa da Google verileri dikkat çeken noktalara işaret ediyor. Google Trends'e göre Bitcoin kelimesinin arama motorunda kullanılma sıklığı yükselişe geçti. Böylece Bitcoin kelimesi geçtiğimiz Mart ayındaki kadar popüler hale geldi. Son günlerin popüler kurumu SEC, iki ünlüye ICO tanıtımı için ceza kesti. Amerika Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, boks efsanesi Floyd Mayweather'ı ve müzik sanatçısı DJ Khaled'i yasa dışı bir şekilde ICO tanıtım yaptıkları için cezalandırdı. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreşkin, geçtiğimiz günlerde Rus televizyon kanalı RBC'ye röportaj verdi. Bakan, Bitcoin balonunun patlamış olabileceğini, ancak yeni teknolojilere yapılan yatırımların arttığını dile getirdi. Haftanın önemli gelişmelerini aktardık. Görüşmek üzere. CoinTürk'ü takip etmeye devam edin.